Biz bunu 79. ayet, biz bunu hükmü Süleyman'a kavrattık. Her birine hüküm ve ilim verdik. Yani Mehdi nasıl hakimlik görevi yapacaksa Hazreti Süleyman da o zaman hakim, hüküm veriyor. Ve ilim var. Ledün ilmi var, batın ilmi var, vehbi ilim var, ilim sahibi. Davut ile birlikte tesbih etsinler diye dağlara ve kuşlara boyun eğdirdik. Bunları yapanlar bizdik. Şimdi biz burada Allah'ı tesbih ediyoruz. İnşallah. Şu anda dağlarda tesbih ediyor mu? Ediyor tabii. Inşallah. Nasıl ediyor? Varlıklarıyla. Dağlardaki evlerde, bu televizyonlarda. Evet. Bütün yedi tepe, bütün dağların üstü evde oldu değil mi, evet, İstanbul'da? Doğru. Binlerce, yüz binlerce ev yok mu? Evet. Yüz binlerce televizyon yok mu? Evet. Yüz binlerce radyo yok mu? Doğru. Biz Allah deyince bütün dağlarda Allah diyor mu dağlar? Aynen dediğiniz gibi, evet, inşallah. Diyorlar değil mi? İnşallah. Her yerde Allah diyor mu şu an dağlar? Diyor inşallah. Her yer. Evet. İşte Kur'an buna işaret ediyor. Maşallah. Davut ile birlikte tesbih etsinler diye. Bizden beraber aynı anda televizyonlar tesbih ediyor mu Allah'ı? Ediyor inşallah. Biz de Davud'un evlatlarındanız. Evet inşallah. Müslümanların hepsi Davud evladıdır inşallah. Dağları ve kuşlara boyun eğdirdik. Bunları yapanlar biz idik diyor Allah. Ben yaptım diyor. Yani bu bütün konuşmaları, onun konuşmasında, dağlardaki konuşmaları da kuşların Allah'a zikrinde ben yaptırıyorum diyor Allah. İnşallah. Onlar yapamaz diyor Allah. Ve sizin için ona zorlu savaşınızda sizi korusun diye madeni giyim sanatını öğrettik. Buna rağmen siz şükredenler misiniz? Mesela bütün Mehmetçikler, askerler şu an kurşun geçirmez yelekler yapıyorlar. Değil mi? Bunu diyor, ben öğrettim diyor Allah. İnşallah. Ben size bildiriyorum bunu diyor. Hakim olarak Allah, her şeye hakim olarak. Süleyman için de fırtına biçiminde esen rüzgara boyun eğdirdik ki kendi emriyle içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz. Rüzgarı kullanarak şu an hangi gök vasıtaları yapılıyor? Uçaklar, planörler, helikopterler. Değil mi? Helikopterler. Tabii. Dolayısıyla ahir zamana bakıyor ayet. İnşallah. Süleyman devrinde de kullanılıyordu. Planör tarzı uçaklar kullanılıyordu. Evet. İnşallah. Ama devrimizde bu en gelişmiş şekliyle. Değil İnşallah. Mi? İnşallah. Onun içinde denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan kimselere de emrine verdik. Biz onların koruyucularıydık. Hazreti Süleyman'a bütün duvarcı ustaları emrine giriyorlar. Evet. Bir masonik tablo vardı. Orada Hazreti Süleyman bütün masonların lideri. Evet. İnşallah. İnşallah. Şimdi onlar Adonai'yi bekliyorlar. Adon'u. Ahir zamanda bizim başımıza geçeceklerini bekliyorlar. İnşallah. Mehdi bütün şeytanları İslam'ın hizmetine kullanacak. İnşallah. Ve masonları da etkisi altına alıp onları da İslam'ın hizmetinde kullanacak. İnşallah. Ve onların dediği de olacak, masonların dediği. Adonai gelecek. Adon. İnşallah. Adon dedikleri Mehdi'dir. İnşallah. Adon'un emrine gireceğiz biz diyorlar. Mason tablosu var. Evet. Ve Adon onların karşısında yüksek bir tepede. Mason kıtaları böyle, mason kıyafetleri giymişler. Yağlı boya tablo var. Adon da onları yönlendiriyor. İnşallah. İnşallah. Ahir zamanda Mehdi hem masonlara, hem şeytanlara, hem cinlere hepsine hakim olacak. İnşallah. İnşallah. Senin açtığın sayfanın arka sayfasına geçtim. Enbiya suresi devam ediyoruz. 86. Cenab-ı Allah onları rahmetime aldım diyor. Şüphesiz onlar salih kimselerdi, samimi, temiz insanlardı diyor. Bu da İslam'ın en şaşalı, en muhteşem yıllarını veriyor. 2066. Maşallah, elhamdülillah. Binalarıyla, bahçeleriyle, ekonomik rahatlığıyla en muhteşem yıllardır 2066. İnşallah. İnşallah. Mehdi'nin genç yaşlı dönemleridir. İnşallah. İnşallah. Balık sahibi Yunus'u da hani o kızmış vaziyette gitmişti ki bundan dolayı kendisine sıkıntıya düşürmeyeceğimi sanmıştı. Hazreti Yunus tebliğ yapıyor bir şehre. Adamlar dinlemiyorlar. Yıllarca yapıyor, dinlemiyor. O da kızıyor. Bırakıp gidiyor. Bu bir zelledir. Yani peygamberler böyle bir hata benzeri bir şey yaptığında ona zelle denir.
Karanlıklar içinden senden başka ilah yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum diye çağrıda bulunmuştu. Balina gibi büyük bir balık, evet. Hazreti Yunus'u yutuyor. Akıl almaz bir korku duyuyor, midesine gidiyor. Şiddetle Allah'ı tesbih ediyor. Hayvan yeniden onu bir kıyıya kenara götürüp ağzından dışarıya atıyor. Tarih içerisinde öyle balığın yuttuğu ve bir sürü balık karnında kalan insanlar öyle balinaların yuttuğu. Üç vaka var hatırlayabildiğim kadarıyla. 2-3 tane vaka var. Bir tanesinde balığın asitlerinden cildi beyazlaşmış adamın. Yani mide öz sularından dolayı. Biraz kaldığı için. Yanmış. Ama efendim, evet, yanmış yani. Evet. Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Bakın artık balığın karnında %100 ölmüş gibi görünüyor değil mi? Yani bitmiş gibi görünüyor. Allah orada da kurtarıyorum diyor. İnşallah. Yani en ümitsiz vakalarda da kurtarabiliyor Allah. Zekeriya da hani Rabbine çağrıdan bulunmuştu. Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın. Onun duasına icabet etti. Kendisine Yahya'yı armağan ettik. İnşallah. Mehdi de yalnız başına değildir. İnşallah Cenab-ı Allah ona Hazreti İsa'yı gönderecek. Vezir İnşallah. Olarak. İnşallah. İnşallah. Bak 96. ayette Ya Ecuc ve Ma'cuc sedleri açıldığında onları her bir tepeden akın ederler. Bu birinci dünya harbi ve ikinci dünya harbini ne işaret ediyor? Tepelerden Alman orduları, faşist İtalyan orduları, komünist orduları her tepelerden motosikletlerle, kariyerlerle, tanklarla açtılar. Değil mi? Bak diyor ki onlar her bir tepeden akın ederler. Onlar da bunu yaptılar. Gerçek olan vaat yaklaşmıştır. Kıyamet yaklaşmıştır. Mehdi'nin çıkışı yaklaşmıştır. İsa'nın inişi yaklaşmıştır. İşte o zaman inkar edenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak böyle. Fincan gibi. Eyvahlar bize, biz bunlardan tam bir gaflet içindeydik. Hayır biz zalim kimselerdik diyecekler diyor Allah.